Bu da ne? Allah Allah! Baba gel! Zeynep, bu çocuk da neyin nesi? Mantar toplarken onu yukarıda yolda yakın bir yerde buldum baba. Hala baygın. Allah Allah! Elin çocuğunu ne diye buralara kadar getirdin kızım? Çocuk yaralı baba. Buraya getirmeseydim ölebilirdi. Yazık, günah değil mi? Öyle de ne bileyim. Yardım edelim derken başımıza iş çıkmasın. Onu jandarmaya teslim edelim. Çocuk yaralı dedim baba, ona yardım etmeliyiz. Hele bir kendine gelsin, o zaman anlarız kimin nesi olduğunu. Sen hemen biraz su ısıt da yaralarını temizleyelim. Üzüntünüzü anlıyorum ama... Ben oğlumu istiyorum komiser bey. Öldüyse ölüsünü görmek istiyorum. Çocuğumu istiyorum. Gerçekler acı da olsa kabul etmek zorundayız Necla Hanım. Siz de gördünüz. Çarpışmadan sonra araba infilak etmiş. Ve feci şekilde yanmıştı. İçindekilerin cesetleri paramparça olmuş. Adeta kömür gibiydi. Evet ama üç kişinin cesedi vardı arabada. Oğluma ait hiçbir şey yoktu, bulunamadı. Ben de sizin kadar ümit var olmak isterdim. Ama adli tıp böyle bir yangında 5 yaşındaki çocuğun kemiklerinin bile yanıp kül olabileceğini söylüyor. İşte rapor. Talihsiz yavrum benim.
Sana bir mezar da mı nasip olmayacaktı? Allah'ım! Ben kimin toprağına sarılayım? Kimi bağrıma basarak Emrem diye seveyim? Allah'ım! Yavrum! Afrika'nın kavruk sıcağından Latin Amerika'nın sıcak insanlarına, Türkiye'mizin sarsılan coğrafyasından uzak Asya'ya, herkesten saklanılan bu derin bakışların tebessümüne vesile olmak uğruna nefsini kurban et. Bir hazinedir Türkiye. Herkesin aradığını bulduğu, herkesin huzurla okuduğu, tüm aileyi kucaklayan bir hazinedir. Kıtaları buluşturduğu gibi sayfalarını usta kalemlerle, okuyucuları gerçeklerle buluşturur. Saygı duruşudur tarihe. Yüzlerce yılın izleri gizlidir satırlarında. 1453'ün Haliç'i, 1915'in Çanakkale'si. Bugünün geleceğidir. Karakter meselesidir. Merhametli ve vatansever. Bir Türk evladı olarak güçlü ve cesur. Bir çocuk gibi umut dolu. Emektir Türkiye. Temel taşı hakikat olan. Ekonomiden siyasete, sağlıktan sanata, teknolojiden spora, Ege'den Karadeniz'e, Japonya'dan Brezilya'ya sınırları aşarken çizgisini hiç bozmayan, yaşaldıkça gençleşen bir delikanlı. İlk günkü heyecanla, doğruların peşinde, adaletin izinde, haklının ve halkının yanında. 53 yaşında, daha yolun başında. Türkiye Gazetesi, Türkiye'nin gerçeği. 53 yıldır. Kıtaları aşan kardeşliğimizin özlemiyle, şimdi tekrar yola koyulma vakti. Uzakları yakın eden gönüllere iyilikle dokunmak için, muhabbetle, şükürle, bu bayramda İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org. Birkaç saniyeden ne olur? Bazen kurban eti olur. Islamic Relief'in onlarca ülkede insanlara ulaştırdığı gibi. Bir afetle her şeyini kaybetmiş aileler sofralarına et koyar. Babasız kalmış çocuklar bayram sevinci yaşar, yalnız olmadıklarını bilirler. Hepsi birkaç saniyeni ayırıp yapacağın bağış sayesinde. Islamic Relief. Şimdi bağış yap. Bir hazinedir Türkiye. Herkesin aradığını bulduğu, herkesin huzurla okuduğu, tüm aileyi kucaklayan bir hazinedir. Kıtaları buluşturduğu gibi sayfalarını usta kalemlerle, okuyucuları gerçeklerle buluşturur. Saygı duruşudur tarihe. Yüzlerce yılın izleri gizlidir satırlarında. 1453'ün Haliç'i, 1915'in Çanakkale'si. Bugünün geleceğidir. Karakter meselesidir. Merhametli ve vatansever. Bir Türk evladı olarak güçlü ve cesur. Bir çocuk gibi umut dolu. Emektir Türkiye. Temel taşı hakikat olan. Ekonomiden siyasete, sağlıktan sanata, teknolojiden spora, Ege'den Karadeniz'e, Japonya'dan Brezilya'ya...